Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Eyrupan var 3'te Almanya serisinin yeni bölümüyle sizlerin karşısındayım. Ve en son geçtiğimiz bölümlerde Fransız kuvvetlerini Paris'e kadar sıkıştırmayı başarmış. Bununla beraber topçu kuvvetlerimiz de bir yandan da Rusya'nın canını okumaktaydık. Hem topçu kuvvetlerimiz de Rusya'nın canını okuyup hem de İçeriye bir atlı birim sokmak suretiyle böyle etraflarında dolanıp belli başlı bölgeleri ele geçire geçire kafalarını karıştırıp güçten düşmelerini bekliyorduk. Buralara da zaten baya baya topçu yerleştirmiştim ki topçu yerleştirmeye devam edeceğim. Rusya sınırını devirmek benim için çok çok önemli. Bir yandan da alt cephede İtalya ile mücadele ediyorduk ve Avusturya Macaristan'da yavaş yavaş Balkanların işini bitiriyordu diyecektim ki öyle bir şey yok. Avusturya Macaristan Balkanlar'da cebelleşiyor ama velakin Romanya ve Sırbistan gerçekten çok iyi savunuyor ve Osmanlı Devleti'nden henüz bir şey görmedim, henüz bir atak görmedim. Bulgaristan neredeyse aradan çekilmiş vaziyette, şurada tek bir tane toprağı var. Bakalım, yani elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama yine de bazı zamanlar zorluyor babuşlar. Bu arada seriden keyif alıyorsanız beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Umarım keyifli güzel zaman geçirirsiniz. Ve İngilizler de kendini kuvvetlendiriyor. Oo, şimdi bir saniye, savunmam gereken yer sayısı arttı benim. Yani İngilizler daha çok şey yapabilir, daha çok saldırı düzenleyebilir. Bu arada Fransızlar İspanyolların topçularına daldı. Bir yandan benim topçularıma da dalıyorlar. Dalsınlar bakalım, Fransızlardan iyi bir atak gördük. Avusturya Macaristan'ın da şöyle Balkanları bitirmeye yönelik bir hamle görsek gerçekten çok sevineceğim misal ama Avusturya Macaristan'dan henüz Balkanları bitirmeye yönelik hamle görmedim. Oo, bak bir de Rusya ile uğraşacağız. Gerçi Allah'tan Rusya teknoloji açısından kendini ilerletemedi. O topçuma zarar gelmese iyi olur aslında ama. Piyadeler topçulara ne kadar vurabilir ki? Bir de denizde sıkıştırıyor beni Rusya. Amanını amanın gerçekten. Neyse ki diğer devletler fazla güçlenemedi. İtalya falan böyle umduğum kadar korkutucu değil. Yani sandığım kadar korkutucu bir güçte değil. Bu beni sevindiriyor açıkçası. Şimdi ilk önce bir Rusya'yı halledeceğim. Rus cephesine bir adam akıllı savunma yerleştireceğim. Bu arada Romanya Bulgaristan'ı aradan çıkartmaya niyetli ki Bulgaristan aradan çıktı. Yani Bulgaristan diye bir devlet kalmadı galiba ortalıkta. Ya da bir yerlerde bir parça toprağı var. Aha da şurada bir parça toprağı var abi Bulgaristan'ın. Şimdi öncelikle seni bir devreden çıkartalım. Ardından böyle bir birim ileri gidelim mi? Yoksa gidelim. Gidelim bir birim ileri de gidelim. Buradaki askeri de şu aşağı destek verecek şekilde kaydırayım. Bir tanesini de yukarıya alalım. Buraya vurursam bana hem normal top vuracak hem oranın kalesi vuracak. O yüzden oraya pek dokunmayacağım. Öncelikle ben bir kendimize verdiğimiz sözü tutalım istiyorum. Bir tane şehir geliştireceğiz. Böyle güvenli olduğunu düşündüğüm bir yerden bura güvenli. Bir tane şehir geliştireceğiz ve bir tane endüstri geliştireceğiz ki endüstri binasından topçu basılacağı için ben bu endüstriyel geliştirmeyi buraya yapacağım ve endüstri binamızı da kurduktan sonra hemen bir tane kale inşa etmek istiyorum şu yukarıya. Yukarı tarafa vuranlar aynı zamanda kendilerine vurmuş olsunlar. Bununla beraber bu sınır kendini tutar diye tahmin ediyorum şu an. Ama tutmaya da bilir. Dur bir Fransa sınırına bakalım. Ona göre önlem alırız. Şimdi Fransa sınırındaki şu elemana bir sıkalım. Diğer topçumuza geçelim. Sana bir daha döşenelim kardeş. Sonrasında önümüzde bir topçu var. Buraya... Dur bakalım ben şuradan senin endüstrini falan bir parçalarım. Dördüncü seviye yeri var orada. O dördüncü seviye yere ben bir tane topçu yerleştireyim de. Topçu yerleştiremiyorum. Peki armored car yerleştirebiliyor muyum? Yok abi, armored car içinde en az seviye 2 mekan istiyor. Peki makineli tüfek yerleştirebileyim en azından.
Abi makineli tüfek de yerleştiremiyorum. Şura dördüncü seviye şehir, orayı tutmak istiyorum da. O zaman en azından bir tane piyade yerleştirelim buraya. Yani hiçbir şey yapmayacak, sadece burayı tutacak. Hani bu bölgeyi kaybetmeyelim diye çabalıyorum da. Başka ne yapılabilir buradan? Başka ne yapılabilir? Şuraya dalınmaz. Buraya daldığında kale orada seni parçalar. Şöyle yapalım. Şuraya bir tane bana topçu ver bakayım. Teşekkür ederim. Bu topçuyu yukarı sevk edelim. Şuradaki kaleyi alırlarsa var ya çok can yakarlar. Ama umarım oradaki kaleyi alabilecek kadar uzun yaşayamazlar. Şu yukarıya da bir tane topçu yerleştirmek istiyorum ama. Şöyle topçumuzu yerleştirelim. Gel bakalım aşağı doğru. Başka yapılabilecek bir şey var mı? Yapılabilecek bir şey var. Atağını ya da defansını arttırabiliriz. Şuradaki topun defansını arttıralım. Yukarıdan gelen saldırılara karşı tedbirde dursun. Sanırım yapabileceğimiz hamleler bunlar ve umarım yukarıdan Rusya benim gemimi parçalamaz. Çünkü parçalarsa kendimi savunmasız bırakmış olacağım. Gemim doğrudan şurada dursun. Bu gemiye bir tamirat lazım. Şu gemiye de bir tamirat lazım. Ya da yeni gemi basmak lazım. Yani yeni gemi basacağız. İki seçenekten biri. Belki çağ da atlayabiliriz. Bilmiyorum. Şu an gelirim ne kadar pek emin değilim ama. İtalya'nın üzerine yüklenelim mi? Dur bakalım. İtalya'nın cephe sayısını teke düşürürsek bence olur. Hatta şu piyadeyi hücum etmek için kullanalım. Güzel. Ya bu piyadeyi ben gözden çıkardım abi. Buna dalabilirler ama şurayı almasınlar. Belki buraya da dalmazlar. Topçuyu ilerletir. Buraya bir tane fort atar. Rahat ederiz. Bilmiyorum. Ama İtalya'yı da birazcık baskılamak istiyorum açıkçası. Tamam. Ne yapacaklarını görelim. İngiliz kendi adasında çok rahat şey yapıyor. Çok rahat hareket ediyor. Yani İngiltere'ye de çıkarma yapmayı çok çok isterdim ama hangi birine yetişeyim abi? Yani bir yandan Rusya'yı savunmaya uğraşıyorum. Bir yandan Fransa'yı savunmaya uğraşıyorum. Bir yandan Avusturya Macaristan'ın baskılamayı beceremediği İtalya ile uğraşıyorum. Dalma işte ona, yani dalıp adam kaybedeceğine Balkanlara doğru ilerle. Aha, da Ruslar geliyor. Aa, Rusya'nın içindeki atlıyı ilerletmedik. Evet, Rusya'nın içindeki atlıyı ilerletmeyi unuttuk abi. Canımız sağ olsun. Oo, makineli tüfek topları üzüyor galiba. Rusya'ya bir topçu desteği atmak şart oldu gibi bir şey. Bu arada videoda bir problem var mı? Ona bakalım. Aa, güzel, videoda bir problem yok gibi duruyor. Süper. Evet, İtalya direkt karşı atak yapıp cevabını verdi. Ağırlıklı olarak çıkartma atıp şeyi yıpratmaya çalışıyor. Avusturya Macaristan'ı yıpratmaya çalışıyor ve başarıyor. İsviçre'ye dalmasaydın be hocam ya. Tarafsız bölge İsviçre'ye dalmasaydın. Eyvah. Eyvah eyvah. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? İsviçre üzerinden bir hat açıp üstümüze doğru gelmeye çalışıyor olabilirler. O yüzden İsviçre üzerinden hat açıp gelmeye çalışıyor olarak düşünüp o şekilde hareket edeceğim ve şuradaki atlıya bir tane lönçük diye geçireceğim. Buradaki kaleli yeri mutlaka elimde tutmam lazım. Şurada Fransız tabyalarına bir toplar saydıralım. Bunların zaten topa verebilecek bir karşılığı yok. O yüzden sıkıntı yok. Canı en fazla olanı ve defansı olanı şöyle bir öne geçireyim. Sonrasında buradan Ruslarla bir ilgileneceğiz. Rusların şu makineli tüfeğinden bir kurtaralım kendimizi. Çok güzel. Rusların makineli tüfeğinden kendimizi kurtardık. Bununla beraber buradan buna dalarsam sıkıntı yaşar mıyız? Yaşarız. Şu yukarıya da bir destek vermek gerekiyor aslında. Seni şöyle yukarı destek vermek için görevlendirelim. Seni şu tarafa doğru kaydıralım. Elimden geldiğince buradaki topçu sayısını arttırmaya çalışıyorum. Şuraya bir tane topçu indir. Bu indirdiğin topçunun full upgrade'ini bas. Hem atağını hem defansını upgrade'le. Şu hatta tek topçu tutacak çünkü. O konuda biraz endişeliyim.
Güzel. Burayı bir sağlama aldık gibi duruyor. Gemi. Biz hiç gemiye bakmadık. Bizim gemi de basmamız gerek. Ama Crusader basamıyorum ya da Battleship basamıyorum. Destroyer basabiliyorum. Destroyer basmak yerine bir şey yapsak, supply atsak misal ünitelere. Şuradan atılıyordu galiba. Şu gemiye bir supply atalım misal. Ya da şura biraz daha yıpranırsa buraya supply atarız. Ama supply 150. Dur bakalım. Askeri gücümüz şu an için yeterli gibi gözüküyor. Şöyle yapalım. Kardeş merhaba. Bir tane endüstri basacaktık ya. O endüstriyi buraya basalım. Bununla beraber oraya bir topçu daha çek. Gel bakayım şöyle. Bir topçu daha çektikten sonra ne yap biliyor musun? Onun bir atağını arttır. Eyvallah. Şunu bir indir. Tecrübeli arkadaşı yukarı çıkar. Şimdi böyle lambur lumbur dalma işlemine devam etmemize gerek yok. Yukarı tarafa İngilizler çıktı. O İngilizlere bir saldırı düzenlemek icap eder diye düşünüyorum. Şöyle bir İngilizleri sıkıştıracak şekilde birliklerimizi konumlandıralım. Bir tane daha atlı basalım mümkünse. Burada bastığımız atlıyı da şöyle bir yukarı doğru çekelim. Sonrasında başka ne yapılabilir? Bu atlının atağı arttırılabilir. Şu atlının atağını bir arttır. Bir yukarıdan bir aşağıdan, bir yukarıdan bir aşağıdan şu arkadaşı bir def edelim abi. İngilizleri ana karaya alıp bir de ana karadan onlara kaynak bulma imkanı sunarsak işimizi hiç Norveç ve İsveç'i tutacak halimiz yok zaten. O yüzden pek fazla dokunmayacağım. Evet güzel. En azından adamın generalini indirdik gemiyle vuruş yaptığımızda. Adamın generalini indirmemiz de güzel bir şey. Bu geminin burada durması gerekiyor bu arada. Umarım Ruslar gemiyi parçalamaz. Sen buradasın, sen buradasın, sen buradasın. Güzel. Avusturya Macaristan burada. İtalyan kuvvetlerini def etmeyi başardık. Bilerek vurmuyorum oraya. Kendi adamlarımı eritecek halim yok. Başka bir zaman hücuma kalkarız artık. Şu an yapacak bir şey var mı? Var. Aha da burayı bir alırsın adamların elinden. Aşağıda bir bunların makinalı tüfeği var gerçi. Ya en azından evlerini alalım, gelecek tur daha az para alsınlar. İtalya'ya karşı da dikkatli olmamız gerekiyor. Aslında buradaki topçu sayısını dörtlersek 2-2-2-2 buraları sıkıştıra sıkıştıra ilerleyebiliriz ya. İngiliz hala kendini geliştiriyor değil mi? Şehir basmayı unutmuş olabilirim. İngiliz bu arada kendi adasında o kadar rahat yaşıyor ki. Yani gerçekten böyle tam nazar değdirmelik ya. Ya bize çıkartma geliyor bu arada. Güzel. Fransızlar İspanyollarla uğraşmaktan bize pek vakit ayıramıyor. Biz de İngilizleri ana karaya sokmuyoruz bu şekilde. Gayet nice. Ama Avusturya Macaristan piyade basıp kendi piyadelerini İtalya'ya ve diğer devletlere kestirmeye devam ederse işimiz pek iyi olmayacak gibi. Yani Avusturya Macaristan'a güvenemeyiz arkadaşlar. Rusya'nın diğer sınırını da biz almak durumundayız. Ya aslında hakikaten Avusturya Macaristan'la Rusya'nın arasındaki sınırı kapatıp Rusya ile tek ben uğraşabilirim. Oo, Ruslar benim gemilerden birini kırdı. Benim topçulardan birini de kırdılar. Böyle bir dikkatli olup tez zamanda ikmal yapmak lazım. Ama harbiden yani Avusturya Macaristan gerçekten ya. Ahan da adamlar mis gibi mekanımı da aldı. Yani şu Romanya bile Avusturya Macaristan'ı darlıyor ya. Darlamakla da kalmıyor, mahvediyor. Balkanlar çok... Aha. Abi ne yapıyorsunuz ya? Balkan devletleri aldı başını gidiyor kardeşim. Ben hangi bir yere savunma atayım ya? Birader çık aradan. Kardeş şuraya getir topçunu. Eyvallah. Şimdi bana bir tane piyade getir. Gel buraya. İtalya'nın aldığı yeri al. Geç şuradaki topçunun önüne. Topçuyu koru. Şimdi yukarıdan bir Rus'un çıkartma tehdidi var. Aa, topçu var orada o şey. Kale vuruyor. Ama kale çok vuramıyor Allah'tan. Kardeş sen upgrade'liysen biz de upgrade'liyiz. Hayırdır?
Abi bizim bu arkadaşın Rusya ile arasındaki bağlantıyı kesmemiz gerekiyor bence ya. Yani çünkü Avusturya Macaristan böyle Rusya ile uğraşacağım diye sapıtıyor biliyor musun? Rusya ile arasındaki bağlantıyı komple keselim bence Rusya'ya ordu götürmeye çalışmasın. Şöyle bir tane atlı ver bana. Atlıyı nereden verebilirsin? Bir level şehirden atlı çıkıyor muydu? Bir level şehir ver şuraya. Atlı çıkmıyor. Piyade de çıkmıyor. Belki de düşman toprağının içerisinde olduğu içindir. Yani hani hemen dibinde düşman toprağı var ya ondan kaynaklı olabilir diye tahmin ediyorum ama bilmiyorum yani şu an totemden element uydurmuş da olabilirim. Ama vurursam ölür bu herif. Ona bir sapla yatsam mı? Gerçi İngilizler bir saniye yukarıdan bana çıkacak. Abi İngilizlerin yukarıdan bana çıkmasını engellemem lazım. Topçu atabiliyor muyum oraya? Şuraya bir tane topçu ver. Eyvallah. Güzel. Bu topçu en azından bu yönden çıkartma yememizi engelledi. Rusların yanı hala tehlikeli de oraya bir dikkat etmek lazım. Şimdi Fransızları biz iyi sıkıştırdık ya burada. Topçuya topçu bir mücadeleye gir. Buralara dal. Buraları en kötü zaten şey yapacağım. Saplaylayacağım buraları. Cana en yüksek olan bu arkadaş. Tamam sen burada kal. Şimdi bizim bu şeye karşı bir çözüm bulmamız lazım. Tamam gel. Buradan aşağı indin. Burayı kapattın. Geldin burayı kapattın. Eyvallah. Şimdi topçu atabiliyor musun? Üçüncü seviye şehir ama yani. Üçüncü seviye şehir de anam babam şeyden dolayı atamıyor topçuyu oraya. Aşağıda Romanya kuvvetleri var ya. Ahanda bir tane atlı daha. Geliyorum başımın belası. Dalmayacağım bekle. Bekle Ruslara mı musallat olsam şeye mi? Şurada savunma var abi. Şurada savunma var. Gel burada dur. Evet şurada savunma var. Gel burada dur dedim. Kazara birimi geri çekmekle sonuçlandı olay. Neyse canımız sağ olsun. Bakalım başka yapılabilecek bir şey var mı? Vurabileceğimiz yerlere vurduk. En azından şuraları tuttuk. Artık Avusturya Macaristan sadece Balkanlara dönsün. Ben Rusları tutayım yani yapacak başka bir şey yok. Ruslardan daha denizde adam yok yani gemilerinin bizi darlaması fark etmez. İngilizler çıkartma atmaya çalıştı, başaramadı. Gayet güzel. Pekala. Buradaki mekanı tutuyoruz. Eyvallah. Şuraları bir Alman toprağı yapalım. Sadece belli başlı lokasyonları tutmaya çalışıyorum. Hani fazla para getiren, fazla kaynak getiren. Geri kalanlarını elimden geldiğince gözden çıkarmaya çalışıyorum ki savunacağım alan çok geniş zaten. Ve gerçekten müttefiklerim de başarısız. Çok merak ediyorum acaba İngiltere oynasam ne olacak? Yani ben İngiliz'i alsam böyle Fransız kötürüm gibi mi oynayacak? İtalyan kötürüm gibi mi oynayacak? Merak ediyorum gerçekten ya. Abi İngilizler şeyi komple aldı. Oğlum o topçular ölmesin lan. Oraya bir sapla yatayım. Tamam Avusturya Macaristan. Artık bak senin ilgileneceğin tek devlet İtalyanlar ve Balkan devletleri. Rusya'yı bana bırak. Ben ilerlerim. Güzel, güzel, güzel. Eğer rotasını tek bir noktaya çevirirse daha verimli olur diye düşünüyorum. Ruslar ne yapıyor? Labadalı boda asker basıyor abi Ruslar. Getir getir. Güzel. Bizim adamlara pek etki edemediler. Ona da sevindim. Bu arada herifler limanımızı kapitüle etti abi. Ve paso atak yiyeceğiz İtalya'dan oraya. Birazcık dikkatli olmak lazım. Avusturya Macaristan bizi mahvediyor ya. Yani
Abi Balkanlara kadar indim ya. Balkanlara kadar indim yani. Avusturya Macaristan hakikaten bizi mahvetti ya. Kardeş bizi bitirdim be. Bizi bitirdim be. Şimdi nasıl yapacağız biliyor musunuz? Nasıl bir yöntem izleyeceğiz? Bu iki atlı baskılayabildiği kadar Avusturya şey Romanya'yı baskılayacak. Zaten yapabileceği pek fazla bir seçenek de yok. Tabii bu iki atlının çöküşüyle üzerime doğru lambur lumbur adamlar ilerleyeceğinden çok çok dikkatli olmak istiyorum. Gerçi Avusturya Macaristan'ın savaş rotasını tek bir yerin üzerine çekmeyi başardık. O açıdan da birazcık sevinçliyim. Şöyle bir adamlarımızı ilerletelim bakalım. Şuradaki mekanı patlat. Gel bakalım yukarı bir vur. Çok güzel. Bak yukarının kalesi falan da çöktü. Ha, oraya adam gitmiyor mu? Aa çağ alabiliyorum. Abi bak şu an yaptığım hamleyi çok yanlış değerlendirebilirsiniz. Ama 3 tur içerisinde çağ aldığımda ne olacak biliyor musunuz? Çok daha rahat etmeye başlayacağım. Kardeş sen şuradan bir çık bakayım meydana. Tamam, güzel. En azından adamların ikinci seviye mekanlarını da ele geçirdik. Ruslar gemi basmamızı engelliyor şimdilik ama hallederiz yani. Yukarıdan bir yerden gemi dolandırırız. Bu arada adamlar buraya gelip çıkartma atmaya çalışacak. Tık 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 vura vura deliririz onları. Şimdi başka yapılacak ne var? Şöyle bir Fransızların etrafını iyiden iyiye salıp belki de şeyleri baskılamak var. Bu İtalyan kuvvetlerini. Kardeş selamünaleyküm. Oranın önüne düzgün bir adam geçirelim. Sen olduğun yerde kal, olduğun konumda kal. Buraya bir sapla yapmadık ya. Cezasını fena çekeceğiz ha. Abi vurursam adam yamulabilir. Onlar vurup bizi de yamultabilir. Ne yapacağız? Abi canı en yüksek olanı defansta tutalım. Gelecek tur buna bir sapla yatalım. Yapacak başka bir şey yok. Şuradaki elemanı da çok yaşattık ya. Artık bir oraya da ilerleme zamanı geldi. Şu birliği de ilerletip şuradaki çocuğu alma zamanı geldi. Burayı zaten koruyorum elimden geldiğince. Şöyle bir ortaya çekilelim. Niye ortaya bir yere çekiyorum biliyor musunuz? Donanmalarından hasar yemeyelim diye. Bir de şeyle uğraşmayalım. İngiliz donanmalarından hasar yemekle uğraşmayalım. Bu arada oyunun hızını şöyle bir 5x'e alsana sana zahmet ya. Ve bir save alalım. Öyle devam edelim. Biraz daha hızlı indirsin birlikleri. Abi ben çağ atladım. Yani artık tank basacağım. Tankın olayı ne biliyor musunuz? Tank aynı şey gibi. Bak bu arada 4. seviye şehrimize vurdular. Abi oradaki topçuları silmeyeydin ama ya. Abi gerçekten oradaki topçuları silmeleri o kadar kötü oldu ki. Acaba daha uygun bir tarihte mi çağ alsaydım demeden edemiyorum. Aha, Ruslar da bizi parçalıyor arkadaş. Ben anlamıyorum ki ne oluyor bizim birliklere. Osmanlı mı oynasaydım acaba yeniden ya? Ya İspanyol bile oynasam daha rahat ederdim herhalde ya. Abi gerçekten Almanya oynamak çok büyük amelelik ya. Gerçekten çok büyük amelelik. Kardeş selamünaleyküm. Şimdi öncelikle bir seni oradan sökmemiz gerekiyor. Seni oradan nasıl sökeceğiz? Seni oradan yine bir tane atlı arkadaşın sökecek muhtemelen. Sen öncelikle şuradan bir herifin geçiş yolunu kapat. Ondan sonra şu atlıya gel. Kardeş senin bir atak buff'ını verelim. Gel şuradan atak buff'ını bir al. Abi herifi sökemedik mi buradan? Ya adamın arkaya bir tane ordu kaydırması ne kadar pahalıya mal olabilir ki? Tamam. Bu herif çıkartma da yapamaz. Çıkarma yapmaya kalkarsa orada patlar. Yalnız şuradan üstümüze gelirlerse çok fena olur. O yüzden şuraya bir tane Land Fort dikeceğim.
Bütün masrafları şu an ben bu sınıra yapıyorum ama abicim Paris'e dayandık ya. Şu arkadaşı da bir iki tura patlatırız. İngilizler de buraya gemileriyle vuruyor. Sonra İtalyanları darla. Abi savaşacağımız yepe diyorum ya, o kadar fazla ki böyle ya, harbiden aklım karışıyor yani. Gel şuraya. Şimdi şöyle. Bu birlikleri ilerleteceğiz. Ama buranın şu an savunması çok emanetlik gibi ya. Abi topçu ver. İkinci topçuyu alacak para yok. Mekanize piyade alacak para da yok. Atlı. Ya da iki tane piyade atlı yerine. İki tane piyade. Abi hele aşağısı için ya. Bir tane buraya ver. Bir tane yukarı ver. Sen tut şu yukarıdakini koru. Abi buraya bir savunma hazırlayacağım Romanya için ya. Geri kalanı boş toprak zaten. Şöyle bir çekil şuraya. Şu iki sınıra bir savunma hazırlayacağım. Abi Rusları falan devirdik neredeyse de. Adamlar da bizi zorluyor ya. Aha İtalyanların dördüncü seviye şehri abi. Beleş şehir, bayılırım. Hatta şuradaki birinci seviye şehirlerini de alırım. Güzel. Dördüncü seviye beleş şehir. Kim sevmez dördüncü seviye beleş şehir. Ben çok severim. Hadi bir tur daha oynayalım, ondan sonra ufaktan save alıp salalım. Yani bir şey unuttuysam bilmiyorum ama gerçekten direnemiyorum yani. Böyle takip etmesi hakikaten çok zor. Aha bak, İngilizler işgal ettiğimiz yerlere çıkartma yapmaya geliyor. Lan adam içimizdeki Fransız askerini indirmeyi unuttuk. Abi her biri Herkül kesildi ya. Yemin ediyorum her biri Herkül kesildi ya. Tam Rusları falan baskıladık da. Abi nasıl vuruyor herifler? Osmanlı her yeri fortluyor. Bak yani, ama kale attığı yerler... Aha Allah'ım, sonunda nihayet açıldı galiba. Ben ya Osmanlı oynayacağım abi tekrardan. Osmanlı oynasam çoktan böyle teklemişti merkezi ya. Evet, içimdeki Fransız askerini unuttum. Kardeş sen bir öl. Herif ölmedi. Adam ölmedi arkadaşlar. Merhaba. 1, 2. Sen dur burada. Güzel. Şu adamı bir öne çıkar. Güzel. Şehri bir al. Hem de yukarıda tehlike var. Abi dördüncü seviye yere adam basamıyor muyum? Bak orayı nasıl savunacağım biliyor musun? Oraya gideceğim. Bir tane endüstri binası kuracağım. Ama yukarısı Fransızların, dur. Tam şuraya bir endüstri yeri kuracağım. Buradan geleceğim. Topçuyu alacağım. Aha da tam şuraya duracağım topçuyla. Topçunun kendini koruması için bir de şuraya dikenli tel atacağım. Şuraya da dikenli tel atacağım. O attığım dikenli telin olduğu yere de normal iki tane piyade götüreceğim. Bir tane piyade götüreyim şimdilik. Oraya da bir tane piyade götüreceğim. Sonra bu adam daha gidip yukarıyı da alacak. Aa, şu atlının olduğu yer bayağı şey kaldı. Atlının olduğu yer bayağı dızlak kaldı. Kardeş merhaba. Adamları bayağı yıprattık yalnız ya. Ama İtalyanlar bir de şöyle bir sıkıntımız var. İtalyanlar bir de adamların ana karasında kuruluyorlar. Yani şey, böyle Avusturya Macaristan'ın
Oraya kuruluyorlar. O problem. Şimdi ne yapabiliriz? Şimdi ne yapabiliriz? Öncelikle adamların generalini durdurarak işe başlayabiliriz ya da bizim orduya bir general alarak işe başlayabiliriz ki generalim nerede bilmiyorum. Kardeş 10 dolara generali buradaki orduya alır mısın? Aa, bu arada bizim şey böyle hani vuruştaki falan sıkıntılarımızın temel sebebi şey. Ahanda generali kırdım. Bizim general upgrade bir değil. Oyunda general upgrade'i var. Böyle biz burada çatıştıkça, mücadele verdikçe falan generaller upgrade alıyor. Bizim oyundaki generalimiz upgrade'li değil. Şuraya da basacağım, merak etmeyin. Abi her yeri tutmaya çalışıyoruz yani, daha ne yapayım? Rusların gemiyi falan kırdık. Ya buraya çıkarma atarlarsa şu topçu tutar. Ben bu gemiyle gidip öteki limanımızı da açacağım. Ya yapılabilecek bütün hamleleri yaptık sanırım. Ufaktan save alıp bölümü sonlandıralım. Babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Umarım keyif almış, güzel zaman geçirmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.